Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Şarj aleti, sepeti, kulaklık sepeti yaptım. Şöyle sepet görünümünde. Kulaklıklarda genelde sorun yaşıyoruz. Çantamızdan alırken bir şeylere dolanıyor. Böyle hiç zorlanmadan şöyle sepetimizin içine koyuyorum. Kapak yapmadım çünkü hasır ipi kendi dokusundan dolayı böyle dağılmıyor, düşme olmuyor. Şöyle sıkmıyorum, bakın ters çevirdiğimde de düşmüyor. Tutuyor çünkü dokusundan dolayı, sert görünümünden. Çantamıza koyduğumuz zaman da rahatlıkla elimizi attığımızda dokusundan dolayı rahat çıkartabiliriz. Bunun yapımını, sepetimizin yapımını anlatacağım. Hasır ipimiz 4,5 numaralı tığımız. Şöyle yapıyorum. 1 2 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Batıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 20 tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 oldu. 3 Bu şekilde tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. İlk trabzanımızdan batıyorum, kaydırıyorum. 1 2 3 Şu uç olan yeri trabzanlarımızı örerken arasından geçirdiydim. Şöyle çekiyorum. Zincirimin olduğu yere bir tane daha batıyorum. İki oldu. 10 tane yuvaya çift batıyorum. Şöyle. 10 tane trabzanımız 20 tane oldu çift batarak. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki yuvaya batıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. İlk trabzanımızın tepesine batıyorum. Kaydırıyorum. Üç zincir çekiyorum. Aynı yuvaya iki tane batıyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. Yanındaki yuvaya tek batıyorum. Her yuvaya tek batıyorum. Yine trabzanımızın sonundaki yuvaya çift batıyorum. Sıramızı tamamlayalım.
Sıranın sonuna geldim. Çift trabzan yaptım. Sonunda bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Zincirli olan üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boş olan, zincirli olan yerimize üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Burada ilk trabzanımızın tepesine batıyorum. Kaydırıyorum. Üç zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aynı işlemi bu sırada yapalım. Trabzanlarımızın üstüne batıyorum her yuvaya. Bir zincir çekerek aralarına zincirli olan kısımlarda batıyorum. Sıranın sonuna geldim. Trabzanımızın tepesine batıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çektim. Burada ters sık iğne yapıyorum. Şu gerideki yuvamızın batıyorum. Çekiyorum. Tığımızda iki tane ilmek oluyor. İkisini birden çekiyorum. Zincirli olan yere battım. Çektim. Zincirin tepesine batıyorum. Geriden çekiyorum. İki tane ilmeğimiz var. İkisini birden çekiyorum. Zincirli olan yerde iki tane batabiliriz. Şu şekilde. Tepesine batıyorum zincirin. Trabzanların da üstünde geçerek burada sonlandırıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Kesiyorum ipimi. Ne sepet görünümlü oldu. Şarj aleti kılıfımız. İğne yardımıyla şöyle aralardan geçiyorum. İpimizi kaybettik. Böyle. Şimdi zincir çekeceğim süslemek için. 40 tane zincir çektim. Şimdi şu trabzanlarımızın 3 tanesinin arkasından geçirdim. Şu boşluktan, ilk boşluktan geçtim. Bir tane atladım. Birer tane atlayarak aralardan geçiyorum. Üç tane buradaki trabzanımızın arasından geçirip şöyle bağlıyorum.
sepetimiz bitti. Kulaklık sepetinde de 16 trabzan yaptım. Aynı mantıkla yapabilirsiniz. Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.